Akakçe'den herkese merhaba. Bugün sizlerle en popüler kutu oyunlarından bir tanesini inceleyeceğiz. Benim de favorim Monopoly. Deniz, oynadın mı hiç? Ben çok severim. İnanılmaz severim. Şu an inanılmaz duygulandım. Yıllar oldu oynamayalı. Biz tabii çocukken, biz varken gençken bu oyunu çok oynardık. İlkokulda falan arkadaşlarla bir araya gelirdik. Tabii ailelerimiz böyle, özellikle doğum günlerinde otururduk, bunu oynardık. Tabii o zaman böyle cep telefonu, tablet, böyle yaşlı muhabbeti olmasın ama yoktu, bunlar vardı ama hala oynadığımız bir oyun. Hani böyle bir araya geldiğimizde bazen böyle nostalji olsun diye oynadığımız oyunlardan bir tanesi. Çok keyifli bir oyun. Abi bu arada en çok oynanan ticari masa oyunuymuş Monopoly. Öyle bir özelliği var. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Bunun çok böyle farklı modelleri var bu arada. İşte sonradan çıkmış. Ben de yeni gördüm. İşte dijital bankacılık, işte Junior falan bir sürü modeli var. Bu klasiği. Fortnite modeli falan da çıkmış. Fortnite modeli de çıkmış. Enteresan modelleri var abi. Evet. Kutumuzu açalım. Neler çıkacak bakalım. Bu arada kutuda fark ettim, burada bir T-Rex var. Bizim zamanımızda T-Rex yoktu abi galiba. Penguen de yoktu. Şeyler değişmiş olabilir. Figürler değişmiş olabilir. Bu kullanım kılavuzu. Buna bakarız. Oo, paralar. Evet, evler, oteller, zar. Bunları kısaca bir anlatacağım. Para ve ana menü. Ana menü. Kart. Abi. Vay vay vay. Gerçekten şu an bir nostalji yaşıyorum. Yani fontuna kadar aynı. Zaten şeyler aynı. Tapuların olduğu yerler, dolapları, sultan. Ben İstanbul'da burada öğrendim, biliyor musun? Ne kadar biliyorsun diyeceğim, hala bilmiyorum. Ama en azından birçoğunun yani ismini buradan öğrenmişliğim var. Ve niyeyse hep buradaki kalitesine göre mesela Kasımpaşa dolapları en başta kahverengi ya böyle. Kötü, Yeniköy tarafı da çok zengin. Hep öyle kalmış aklımda. Beynimizi yıkadılar. Bak. Bunlar tapular abi. Tamam mı? Her bölgenin kendi tapusu var. Şimdi açacağım zaten. Şimdi buradaki olay şu. Oyunu kısaca anlatalım. Bilmeyenler olabilir, genç arkadaşlarımız olabilir. Tabletlerden kafayı kaldırıyorsunuz ve kendinize bir kutu oyunu alıyorsunuz. Arkadaşlarınızla tabii pandemiden sonra bu oyunu oynuyorsunuz. Abi bu nasıl bir kağıtmış, açılmıyor. Bu arada Monopoly bu figürleri çok kaliteli yapıyor. Başka benzeri oyunlar çıktı biliyorsun, alternatifleri. Onlar da çok şeymiş, uydurukmuş. Ördeğimiz var. Bir adet Charlie Chaplin şapkamız var. Bir Penguin Race var. Araba, bak bu araba aynıydı, ben bunu alırdım hep. Kedi var. T-Rex var. Şu an bunu alırım muhtemelen. Gemi var ve köpek var. Hangisini istersin? Ben kendiminkini kendim basarım ya. 3D yazıcı var ya bende. İşte yeni jenerasyon bir arkadaşla oyun oynamanın size vereceği cevap bu. O yüzden sana köpek karakterini uygun gördüm şu an. Köpeği koydum sana. Şimdi. Abi başlangıç noktasına koyuyorsun, tamam mı? Paralarımızı da açalım. Şimdi zar atacağız. Ve ilerleyeceğiz. Aslında oyunun şeyi çok basit. Hani ilerleyişi çok basit. Aynı harita üzerinde gidiyorsunuz zaten. Buradaki amaç şu. Mümkün olduğu kadar fazla tapu toplamak abi. Geldiğin her yerin kendi bedelleri var. Bir yandan da bunu açmaya çalışıyorum da açamadım. Yan tarafta da bir zaten bir kasa gibi bir sistem var galiba. Paraları buraya koyacağız. Aynen, burası hep böyle hazır durur abi. Tapuları mapuları buraya koyacağız. Hı hı. Ondan sonra sen... Sakinlik gibi bir şey var burada değil mi? Para dağıtan, işte yok kartları... Bir kasa var. Olacak. Aynen. En güvendiğiniz arkadaşınız olsun masada. O kişi. Hiç para cepledin mi burada? Ah Deniz ah. Biz burada başladık bu işleri. Şimdi. Açamadım, açtım. Güzel. Abi bu renkli paralar zaten böyle. O zaman da böyleydi. Eskiden de böyleydi. Değerine göre bir renk dizilmiş. Şöyle göstereyim. Birler, beşler. Onlar, 20'ler, 50'ler, 100'ler ve 500'ler. Yani galiba yine aynıydı. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Hepsinin bir yeri var. Tamam mı? Bu kolay olsun diye maksat.
Zaten herkese başladığımızda aynı miktarda para dağıtacağız. Bu oynayan kişiye göre aslında değişiyor yani. Sen ne kadar parayla başlamak istiyorsun? Ya tabii. O kuralları kendiniz koyarsınız. Ana temel kurallar dışında. Ben şöyle birazcık kaba koydum. Aralarda kaçanlar vardır. Zarları, evleri en son anlatacağım. Şey, zarları, evleri diyorum. Evleri, otelleri. Her şeyin yeri var. Bu oyunda en sevdiğim şeylerden biri budur. Toplaması falan hep çok kolaydı o yüzden. Tamam mı? Karakterler bir yere. Oteller bir yere. Farkındaysan otellerin sayısı az. Hı hı. Ve tapular. Oyunun asıl şeyi. Olayı. Değişmiş mi değişmemiş mi diye bakıyorum. Bu arada şans kartları falan olması lazım abi. Onlar nerede? İçindedir muhtemelen. İkiye bölünmüş zaten. Öyle mi diyorsun? Aynen. Çünkü tahtada yeri azdır. Yani unutmuş olamazlar değil mi? Evet sanırım. Evet, burada az varmış. Tamam. Şimdi şurası mavi taraf kamu spotu diye geçiyor. Şu kartlar arkadaşlar. Tamam mı? Kamu fonu, kamu spotu ne ya? Yani burada bir kamu spotu vermek istedim insanlara. Şimdi bunları yerine koyuyoruz. Bakın kamu fonu yazıyor ya. Buraya gelirse karakteriniz, buradan bir kart seçiyorsunuz. Şu soru işaretinin olduğu yerde şans kartları için. Tamam mı? Bunları da koyduk. Ben sanki daha çok gibi hatırladım da o yüzden. Bunlar da tapular. Her bölgenin kendi tapusu var. Tamam mı? Şimdi bu tapuların üstünde kira bedeli, ev kirası, otel kirası, maliyeti, arkasında da ipotek bedeli falan yazıyor abi. Şimdi olay şu. Zara attım. Karakteri başlattım. Örnek veriyorum, Sultanahmet'e geldim. Birazdan bir tur atarız. Sultanahmet'in altında bak burada şey yazıyor. 100 yazıyor abi. 100 birim. Bu oyun parasıyla, bu 100 monopoli parasını verip ben Sultanahmet kartını şuradan göstermek gibi olmasın, bu tapuyu alabiliyorum. Tamam mı? Kasadaki arkadaşım bana bunu veriyor. Daha sonra başka bir karakter eğer zar attığımda Sultanahmet'te durursa buradaki kira bedelini bana ödemek durumunda. 6 monopoli parası, gördünüz mü? Şimdi olay şu. Ben buraya ne kadar fazla kişiden para alabileceksem o kadar fazla ne yapabilirim? Ev dikebilirim abi. Otel dikebilirim. Ama buraya ev ve otel dikebilmem için aynı renkteki bütün bölgeleri almam lazım. Yani Sultanahmet, Karaköy, Sirkeci. Okey mi abi? Bak, üçünü de aldıysam ev dikme hakkım oldu. O zaman bir ev dikersem kirası 30 birim para oldu. Gördün mü? Otel dikersem 550 birim oldu. Dolayısıyla giderek artıyor. Aynı zamanda her bir evin maliyeti, mesela buraya yazmış abi, 50 birim. 50 birime dikiyorsun ama her seferinde sana para ödüyorlar. Şimdi bir tur atalım. Tamam mı abi? Olur mu? Tabii. Şöyle yapalım. Her kart, ben biz şey yapardık. Hepsinden birer tane veriyorduk galiba. Kitapçığına bakarım ama biz şimdilik öyle yapalım. Tamam mı? Al sana bir 500'lük. Bir yüzlük, genç adamsın. Lazım olur. Deniz'cim beraber benim oynayacağız. Ben seni yerine atarım bana güveniyorsan. Tamam. Bir zarlık oynayalım. Tamam, bir zarlık oynayalım. Hatta daha pahalı yere gelirse o kazansın. Ne diyorsun ya? Tamam. Bak şimdi şöyle paraları kabaca ben dağıttım, tamam mı? Küçük paralara gerek yok. Biz küçük paralarla oynamayız. Tabii. Büyük paralarla oynarız. Hızlı oynayalım. Tamam, şak şak şimdi. Nerede zar abi? Şimdi şunu senin yerine attım. 5. Bir daha atıyorum. Şunu senin yerine attım. 1. İnanılmaz. 1-1. 3-6. Kendim başlıyorum abi. 6-1. Ne attık ya? 1-2-3-4-5-6. 1-2-3-4-5 abi. Bu arada kodesin üzerinden geçtim. Burada bir kodes şeyi var. Görmüşsündür. Kodese gelirse, yani buraya gelmiş olsaydım 2 tur bekliyorsun abi. Onları yine karttan bir bakacağım. Beyoğlu'na geldim. Şimdi ben Beyoğlu'nu almak istiyorum. Örnek veriyorum. Bekleyebilirsiniz. Elinizde oyunun başına paranız az. Hani bakın buralarda Yeniköy, Tarabya, yeşil olan taraflar, Etiler, Bebek, bunların alım fiyatları da yüksek. Dolayısıyla size getireceği kira bedelleri de yüksek. Dersiniz ki arkadaşım ben burada paramı harcamayayım, burayı bekleyeyim, o da olabilir. Ama bu bir strateji. Yani başkaları bu bölgeleri toplarsa, ucuz yerleri, ve oralara otel ev dikerse diğerleri kadar para kaybettirir size, haberiniz olsun. Şimdi Beyoğlu 140. Param uçtu. 150'yi verdim abi kasaya, tamam mı? Sonra vermedin. Abi paralar cebe gitti deme. 150'yi verdim.
10 kağıt da para üstüme aldım başkan, tamam mı? Bana Beyoğlu'nun kartını verdiler. Şimdi senin yerine atıyorum Zar, okey misin? 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şans attık, ha iyi oldu. Şu benim kartım, şöyle koydum. Bir şans kartı çektik. Yeniköy'e ilerle diyor. Şimdi bak Yeniköy... Haydi. Easy win, easy life. Abi, böyle bir şey olamaz. Direkt Yeniköy'e geldin. Şu an 440 lira paran varsa burayı alabilirsin. En pahalı, en kıymetli yere geldin. Maalesef var. Bu evet. Oyunu kazanabilecek misin? Çirkinleşti oyun. Yani enteresan. Yeniköy sen... Bu muydu? En pahalı yer alan mı kazanıyordu? Evet. Kazandın mı yani şimdi? Baştan başlayalım mı? Hayır. Çekime. Olmaz mı? Abi, aha kart yok. Dur burada bir yerdedir. Tarabya Yeniköy. Evet bak şimdi sen Yeniköy'ü kazandın abi. Şimdi şöyle bir örnek gösterelim. Hemen yakınlaştırıyorum. Tamam mı abi? Şimdi velev ki oynadık. Tamam mı? Ben ilerledim. Ve Yeniköy'e geldim. Zaten burası sende olduğu için alamıyorum. Ama buraya 50 monopoli parası sana ödemem gerekecek geldiğim zaman. Tamam mı? İşte şu an bozuğum yok. Bozduracağız bir marketten bir yerden vereceğiz. Eğer sen burada, bak burayı çek, Tarabya'yı alırsan abi bir dahaki tur denk gelirsen, ikisi de sende olacağı için buraya ev ve otel dikebilme şansın olacak. Buradaki maliyetlerine göre mesela bu bölgede bir evin maliyeti 200 monopoli parası. Öyle kolay değil. Öyle yani böyle şey değil, buraya eve dikeceksin ama karşılığı da güzel. Her geldiğimde 200 monopoli. Yani sen bir kere 200 vereceksin abi, ben her geldiğimde sana 200 kira ödeyeceğim. Bunu artırarak gidebilirsin. 4 taneden sonra otel dikebilirsin. Böyle bir oyun. Burada lüks vergisi öde diye bir şey var abi. Birkaç tane şey var. Onları da göstereyim sana. Lüks vergisi öde diye bir alan var. Tamam mı? Normal oyunun cezaları işte. Cezaları. Buraya geldin mi zaten altında değeri yazıyor. 100 monopoli parası ödeyeceğiz. Buralarda tren garları, Haydarpaşa, Sirkeci, işte Kabataş Deniz Yolları, Kadıköy Vapur İskelesi var. Bunlarda oyunu kazanmanın belli bir koşullarından biri. Bu 4 tren yolunu birden alırsan oyunu yine kazanabiliyorsun. Çok doğru. Bir de burada Kodese gir kartı var, şey var köşede. Buraya geldiğimde direkt Kodese geri dönüyorsun. Oyun çok basit ama çok keyifli. Dediğim gibi şans kartlarının içinde birçok şey var. Mesela en yakın istasyona git, işte iskeleye git. Aşırı hız cezası öde, olumsuz bir şans kartı da var. 3 hane geri git. Yönetim kurulu başkanı seçildin. Her oyuncuya 50 monopoli parası öde. Bak bu da enteresan. Başkan seçiliyorsun ve para ödüyorsun. Ben başkan olsam para isterim. Şu da kamu fonu kartları. Banka hesabında yanlışlık oldu. 200 monopoli parası al. Bunları severim. Bana para versinler. Buraya kadar net miyiz abi? Aynen. Şimdi bir de içinden bir şey çıkıyor. Kullanım kılavuzu. Arkadaşlar yine... Hani kendiniz bakarsınız. Bu tarzları var yani. Hani burada var. Hiç oynamak zorunda değilsin. Hani bu standarttır. Bu klasik modeli budur bunun. Tabii. Mesela Kodes'e gir diyor. Bunun sebebini aksiyon haneleri olarak yazmış. Doğruca Kodes hanesine ilerleyin. Başlangıç noktasından geçseniz bile... onu atladık. Başlangıç noktasından her tur attığınızda, yani bir turu tamamlayıp başlangıç noktasından geçtiğinizde 200 monopoli parası kazanıyorsunuz. Burada yazıyor zaten. 200 monopoli parası maaş al. Dolayısıyla hani ben nereden para kazanacağım, arsam yok derseniz bir tur attığınız mı şey yapıyor. Ama işte mesela Kodes'e gir seçeneğine gelirseniz başlangıca gitmeden abi geri dönüyorsunuz. İki tur kalmış oluyorsunuz. İşte lüks vergisi öde. Ücretsiz otoparkta bir şey olmuyor. Hiçbir vasfı yok. İşte binaların satışı, evlerin satışı, kiralama bedelleri bahsettiğim şeyler var. Bir de şu var. Amaç burada rakiplerinizi, arkadaşlarınızı batırmak. Ne kadar çok tapu sahibi olursanız o kadar fazla kira, ev, otel dikebilir, kira alabilirsiniz. Dolayısıyla onların parasını bitirebilirsiniz. Şöyle bir durum da var. Paranız bitmek üzere. Bakın Beyoğlu bendeydi ya. İpotek bedeli 70 monopoli parası diyor. Ben bunu satışa koyabilirim. Deniz bunu almak ister misin derim. 100 lira alabilirsin. Almazsan en kötü bankaya 70 liraya bozdururum. Bu ama artık ben gidiyorum demek ya. Ben gidiyorum artık, bu hani bittim demek kısmı. Bir de şu var, takas var. Mesela yine şurayı çeksene. Mesela Maçka, Teşvikiye, Nişantaşı. Hani bu üçünü alırsak ev otel dikebiliyorduk ya. Sende Maçka ve Teşvikiye var abi, Nişantaşı yok. Bende de Caddebostan, Erenköy var, Bostancı yok. Bu kart sende, bu kart bende. Takas yapabiliriz kabul edersen. Abi diyeyim ben sana Nişantaşı'nı vereyim, sen bana Bostancı'yı ver. Bu bende üçlü olsun, bu sende üçlü olsun, böyle ev otel dikebil gibi pazarlıklar yapabilirsiniz. Oyunun
kuralları temel olarak böyle ilerleyişine göre kendi kurallarınızı arkadaşlarınıza belirleyebilirsiniz. Çok keyifli, en popüler, en sevilen kutu oyunlarından bir tanesi. Yine Akakçı'ya girin, fiyatları karşılaştırın, 6 ay önceki fiyat durumuna bakın. En ucuz kimde var ona bakın. Çünkü artık bu tür oyunları biliyorsunuz çok fazla satan satıcı var. Eskiden bizim dönemimizde bir tane büyük biliyorsunuz oyuncakçı dükkanları vardı. Oraya gider alırdık, annemize babamıza aldırdık. Artık internet üzerinden herkesten temin edebiliyorsunuz. Fiyatlarına muhakkak bakın. Çünkü bu tür kutu oyunlarında artık fiyatlar da artmaya başladı. Bu da önemli bir kıstas oldu. Eskisi kadar ucuz değil. Ama muhakkak bulunsun. Evinizin bir köşesinde arkadaşlarınız geldiği zaman oynarsınız. Ailenizle, çocuklarınızla oynayabilirsiniz. Hiç çocuk oyunu diye bakmayın. Çok keyiflidir. Güzel vakit geçirmek için açın. Ailenizle güzel bir vakit geçirin. Monopoly da böyle. Eğer hoşunuza gittiyse dediğim gibi Akakçı'ya girin. Bir inceleyin ve birer tane edinin. Herkese iyi günler diliyorum.